Şu anda sürüyü iki parça olduğu için ikiye ayırdık. Diğer büyük sürüyü ben bekleyeceğim diğer arkadaşa beraber. Burada da 70-80 tane var. Bunların 30-35 tanesi doğurmuş. 20-25 tanesi daha doğuracak. O yüzden bunları Burhan kardeşimiz bekleyecek. Diğerleri de ben Ali Dayı ile beraber şimdi gidip otlatacağız. Akşama girip kuzularına vereceğiz. Selamun aleyküm. Bu çiftlik kürali dinleme testlerine ait. Karadeniz bölgesinde koyunculuk mesleği zor bir meslek. Ama Karadeniz bölgesinde kadınlar olmasa hiçbir şey yapamayız. Hele hayvancılıkta bütün güç kadınların elinde. Bu diye yayladan göçme anımız bir ay falan oldu. Bu sene havalar iyi gitti. Bütün arkadaşlarımız, bütün çevrede burada hayvancılık, koyunculuk yapıyor ama zor şartlarda yapıyoruz yani. Fındıklık içinde, tarla bahçe içinde, mandalinasıdır, lahanasıdır. Devletten destekleme falan alıyoruz ama yeterli olmuyor. Yani en çok sıkıntımız çobandan oluyor. Çoban yok, sigortası yok, sigorta yapamıyoruz. Bugün en ufak şartlarda bir Afgan dahi 15 lira istiyor. Ben kendime misal vereyim. 400, 500, 600 koyundan 8 tane çobanım oluyor. Ve Harıncan Çamlıyurt mahallesinden Yomra'ya bağlı. 5 lira maaş ona veriyorum. Bir tanesi Arsin Atayurt mahallesine bağlı. 15 lira ona veriyorum. Bir tanesi yine bizim köyden İşhan Mahallesi'ne arsının ait. 10 lira o alıyor. Diğerleri kısırın yanında yani hiç doğmayacak olanın yanında 2 tane çobanım var. Onlar da maaşla çalışıyorlar.
Çocuklar haliyle işleri güçleri var. Çocuklar yardımcı oluyor ama hani hayvanlara sürünün payına gidemiyorlar. Aya. 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 Ömür boyunca bunun nöbeti bitmiyor ki. Gecesi, gündüzü, cenazesi, seyreni, bayramı bir şeysi yok ki bunun. Bu tarih, bunun hepsi çile ama Cenab-ı Allah bize bir güç, kuvvet veriyor. Onun gücü, kuvvetiyle beraber yürüyoruz yani. Bunu zaman geliyor, oturup ağlıyorsun ya kendi kendine. Bu ufaktan alışkanlık, hastalık gibi giriyor insana, daha da çıkmıyor insandan yani. Hani ihtiyacım yok diyelim ama bırakma şansım da yok. Bırak, duramam ki, bıraksam tayfayla beraber her gün dövüşürüm. Çobanlarım iyidir, Allah razı olsun. Esnektiler, gençtiler. Bu zaten genç, atılkan, esnek olmak bunda şart. Buranın halkına uyması şart. Öyle çobansın, sabahlan gidiyorsun adamın kapısına, adam kalktığı yok. Seni altta bağır, çağır, öyle türkü söyleyeyim, sülük yapayım, onu yapayım. Böyle bir terbiyesizlik olmaması gerekir. Çünkü bu hayvanlarla sabahla adam kalkmadan kapısına dayanıyorsun, kapısına. Hayvandır, bağırıyor, çağırıyorsun ama halk da güzel karşılıyor, Allah razı olsun yani. Halk güzel yani. Ben dedim koyunların yanına gidiyorum. Size kolay gelsin. Tamam. Allah'a emanet olun. Aya! 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 Harun gel. Dedemin yanına git. Kızlar tamam. İlaçlayın gel abi, tamam mı? Tamam abi. Dur. Bakıyorsan gideriz. Şşşt. O bile var abi. Bizim yarısı topa. Bir güne de Kara Kemal'e çekmeye gidelim.
Yasemane al oğlum. İsmim Abdullah, 25 yaşındayım. 8 yıldır Ali Dayı ile beraber çalışıyorum. Koyunları çok seviyorum. Okul döneminden beri hayvanlarla, yani küçükbaş hayvanla uğraşıyorum. O zamanlar 3-5 tane koyunum vardı. Şimdi 25-30 tane var kendimin. Her sene Afgan falan getiriyorduk. Bu sene getiremedik. Daha doğrusu biz istemedik gelmesini. Çünkü her taraf bağ bahçe oldu. Mandalina fidanı var, lahana var. O yüzden dolayı yani buralarda zor bekleniyor. Yayladaki gibi kolay beklenmiyor köylerde. Burada bir tane fındıklıkta koyunları bekliyorduk. Bir amca balkondan bize ateş etti. Ben sanmadım bize ateş etti diye. Sonra yolda gidiyorduk koyunlarla beraber. Benim sırtım koyunlara dönüktü. Bir daha baktım arkamdan geldi adam. Şey vurdu. Tüfekle bana iki tane vurdu. Sonra döndüm, ne oluyor dedim amca. Yaşlı zaten, 95-100 yaşında amcaydı. Benim fındıklama niye koyun bırakıyorsun falan. Böyle tüfeğe doğrulttu, tam namluya anlama şey yaptı, doğrulttu. Seni vurayım mı falan söyledi. Adama hiçbir şey söyleyemiyorsun tabii. Bir de yaşlı amca tüfeğe vermiş mermiyi zaten. Yani yanlışlıkla da olsa çekse tetiği vuracak zaten beni. Bir şey söylemedim bana. Aradım muhtarı, bu köyün muhtarını aradım. Muhtar jandarmayı falan aradı, geldiler. Gittik, tutanak falan tutuldu. Yani öyle göründüğü gibi kolay değil. Adamın yerine bırakıyorsun, adamdan habersiz bıraktığın zaman adamla problem yaşıyorsun. Mahkemelere gittik geldik. Şikayetçi olduk ondan. Küfür falan, hakaret de yaptı zaten hem muhtara hem bana. Amca bir para cezası aldı. Zaten yaşlı olduğundan dolayı zaten hastaydı bir de. Geçen sene öldü zaten amca. Benim küçüklükten beri böyle bir sürüm olmasını istemişimdir. O yüzden liseye gidip okumadım. Koyunların peşine giderken liseyi açıktan bitirdim. Ondan sonra şu anda da Allah nasip ederse üniversiteyi de açıktan bitirmeyi düşünüyorum. Bunların zorluğu da bana sevgi olarak geliyor. Kolaylığı da sevgi olarak geliyor yani. Zorluk olmadan kolaylık olmaz. Her yokuşun bir inişi vardır. Mesela şu abi yerini bırakmıyor. Bunun yerine girdiğimiz zaman sıkıntı oluyor. Burak! O tarafa bak, orada tarla var, oraya gitmezsinler yoldan çıkıştan. O dört yol ağzı var ya, o dört yol ağzından çıkıp da o Ali abinin tarlasını yemezsinler. Babam, dedemin dedesi, babası bu işi yapıyor yani. Küçüklükten beri, aklım kestiğinden beri bu işle ilgileniyoruz. Hayvancılıkla, tarımla. İsmim Burak Bilgin, öğrenciyim. Okuyorum. Okulumun boş olduğu günleri buraya geliyorum. Koyunlarla ilgileniyorum. Diğer hayvanlarla ilgileniyorum. Köpeklerimiz var. Babamlar, dedelerim nasıl bu mesleği sevmişse, hayvanları sevmişse biz de aynı şekilde yürütüyoruz. Seviyoruz yani. Kanımız ısınıyor hayvanlara karşı. Kuzular oluyor. Her insan kuzuyu sever. Biz de onlar gibi seviyoruz. Besliyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Yazı var, kışı var. Hepsinin sıkıntısı ayrı, derdi ayrı. Ama sevgi işte abi. Böyle. Her daim seveceğiz, uğraşacağız yani elimizden geldiği kadarıyla. İsmim Harun Can. Ben doğada bu işi yaparım. Sevgi, saygı olmasa olmaz bu iş. Öyle işte abi. Böyle gidiyoruz. Bunun peşine bakalım, sonumuz ne olacak? Ne yapacağız? 3 tane koyunu yatağa vuran bir çocuk. Demek ki bunun sonunda büyük bir şey yapacak. Heves olmasa diyor zaten. Seni ayakların götürmez bunun peşine. Bunu sevmesen zaten. Ben onların atardım evine bir avuç ot, gider yatardım evde aşağı, ama ben öyle yapamadım abi. Ben bu işi ileride büyütmek istiyorum. Böyle 1000 koyunum olmasını istiyorum. Yaylaya gidip kendim yaylacılık yapmak istiyorum. İşte böyle 3-4-5 küçükken bunu büyüttüm mü, büyüyünce olur işte bir yatak koyunun işte. Gidersin yaylaya. Okulu bırakmamın sebebi işte arkadaşla bir kavgamız oldu. Hem ondan dolayı hem de bu malı sevdiğim için
3-4-5 koyunum vardı. Onları alıp buraya geldim işte. Dedim ben burada onların yerinde bunlarla biraz yetişeyim dedim. Burada Abdullah abi var, o beni yetiştirir. Öyle işte adam geliyor diye ki hayat sağ güzel. Hayat var güzel ama bunun yarın öbür günü de var. Bugün bakma öyle havayı. Yağmur çamur olur mu? Bu hayvan çamurda yatmaz, yatağını değişeceksin. Zırıltısı var, o su var, bu su var işte. Diye gel, abi kuzi ver. Nereden vereyim sabi kuzi? Ben yağmurda, çamurda koyuna gidiyorum. Onu düşünmüyorsun sen sobanın gerisinde. Yatmışsın aşağı. Benim yaşımdaki arkadaşlar kafede, mafede çalışıyor, okuyorlar. Diyor gel oku. Ben diyorum bu işi ben seviyorum. Ben bunun peşine gideceğim. Bununla dolaşacağım. Siz istediğinizi yapın. Oya. Uy. Oya. Oya. Alda ile yaylaya gideceğim Allah nasip ederse. İşimiz olursa. Öyle yaylaya gideceğim. Yaylada da biriktirdiğim miktar paramla tohumu alacağım işte öyle. Malcılığa başlayacağım abi. Köye indim. Alday beni ayırırsa, aşağı gelmesem malları yine yatağa vuracağım abi. Çadır yapıp malımın başında yatacağım abi. Geçiyor abi, koşuyor, sadece koşuyor, durup otlamıyor. Anamızı ağlattı yaylada ya. Gece kalkıyorsun, bakıyorsun. Geçiyor, gelmiş ayı geçinin başına kalkıp ayıya kuru sıkıyla mermi atıyoruz, çıkıyoruz yukarıya kadar. Oradan ayı kaçırmaya çalışıyoruz. Oradan işte kaçırdık mı gelip yatıyorsun, bir daha kurt geliyor ondan sonra. Uğraşıyoruz bunlarla işte. Bunun abi tabii ki de olacak şeyi, zayiatı. Zayiatsız iş olmaz zaten abi. Bu dağların başındayım. 14 yaşındayım. 14 yaştan beri bu malın peşindeyim. Bu malın hastasıyım, hastası. 3 tane koyunu yatağa vuruyorum. Abi bu koyun çok yaramaz. Bunu, yaramaz olduğu için bunu satacağım. Yatırmıyor koyunlarla bu ki. Nereye gidersem orada görüyorum bunu ya. Böyle kötü koyun görmedim. Kes kafasını olmuyor. Sat olmuyor işte. Tutuyor gölümüzde. Bakalım bir gün satacak bunu ama ne zaman ben de bilmiyorum. Çoban hayatım. Bugün böyle erken gelmesem gelecektim. Saat 4-5'te soba yakacaktım yine. Thank you.
yapsın o. Bayırma, bayırma. Bunu bırak paraşet. Bunu bıraksana, onu sev. Kız yapsın, kız. Sen al. Al da git. Müziği de tut. Tut müziği. Tut, korkma, tut. Git yakal oradan bir kız, tamam mı? Ah. Az daha ortaya gidip ya, taştıklar da düşer. Al. Yakala, bir tanesini yakala. Git, yakala bir tanesini yakala. Küçük, bebek, bu çok bebek, bak çok küçük bu. Dur, al kucağına. Kucağına al. Şimdi yerleniyor. Hadi kucağına almalısın. Serenim, serenim. Şöyle kucağına sarın. Hadi al bunu götürelim biz. Çok güzel bu. Öp onu, öp. Aa, çok tatlı.